Yap işte seride hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar bugün yorumlarda sorulan birkaç tane önemli soru var. Bunların cevaplarını vermek istiyorum. Şöyle hepsini sıralamaya koydum. 5-6 tane soru var. Bu soruları cevaplamak istiyorum. Cevaplamadan önce dışarıdaki hava sıcaklığını bir kontrol edelim. Şu anda kapalı ve soğuk bir havamız var. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sıcaklığımız 8-9 derece civarında bir sıcaklık. Arkadaşlar ilk soru, kombinin derecesi kaç derecede olmalı termostat takıldıktan sonra? Şimdi ilk önce termostat takılmadan önce ben sıcaklığımı ortalama 40'lı işte 40-45 arası derecelerde tutuyordum. Birinci kademenin sonunda yani 40 derece civarında yakıyordum. Ama bu hep düzenli bu şekilde yanıyordu. Bu durumda bana devamlı bir külfetti. Çünkü devir daim çalışıyordu. Bir taraftan elektrik masrafım artıyordu. Hem de devamlı sıcaklık içerisi kaç derece olursa olsun 40 derecede yanmaya devam ediyordu. Şimdi kombiye termostat kablosuz oda termostatı bağladık. Bu durumda ne oldu? Ben sıcaklığı biraz daha yükselttim. Şu anda 47 derecede benim sıcaklığım. Ve içerisi sıcaklığı 23 derece olduğunda kombiyi kapatıyor. İçerisi şu anda 23 derece civarında olduğu için kombi kapalı. Bakın görüyorsunuz hava şu anda 9 derece olmasına rağmen benim kombim çalışmıyor. Devir daim çalışmıyor. Çalışmadığı için hem elektrikten hem de doğalgazdan şu anda kar etmekteyim. Peki buradaki kombideki sıcaklık değeri kaç olmalı termostat takıldıktan sonra? Bu sıcaklığın değerinin belirlenmesinde birçok faktör var. Bunlardan birkaçını sizinle paylaşayım. Siz de ona göre kendi değerlendirmenizi yapın. Bu sıcaklık 45 ile 60 derece arası değişiyor arkadaşlar. Bir tanesi çok sert iklimde olursanız ona göre sıcaklığı artırmanız mantıklı. İşte İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde olduğunuzda sıcaklığı artırmanız mantıklı. Daha ılıman iklimler Karadeniz, Marmara, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi bölgelerdekiler de sıcaklığı daha da düşük tutabilirler. Ben 47 derecede tutuyorum. Çünkü bu sıcaklık ne çok fazla doğalgaz yakarak yüksek sıcaklara çıkıp içerinin ısınmasını sağlıyor. Böylelikle doğalgazı fazla yakmıyor. Kalorifer peteklerini çok şiddetli sıcaklıklara çıkartmadan zaten evin içerisi ısınabiliyor. Bu durumu hızlı bir şekilde evi ısıtmak gerektiğinde belki o zaman 60 derece yaparak mesela evin kaloriferlerini aniden şiddetli ısıtıp evin içerisini hızlı bir şekilde ısıtmak için kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında bu şekilde yapmak mantıklı gelmiyor. Çünkü kombi arada bir kısa dokunuşlarla hafiften bir ısıtarak termostat tarafından düştüğünde işte ortalama 0.4 derece düştüğünde otomatikman zaten kombiyi bir çalıştırıyor. Hafiften bir ısınmayla zaten evin içerisi normal sıcaklığını buluyor. Böylelikle çok şiddetli sıcaklıklara çıkmadan kombiyi çok fazla doğalgazı çok fazla kullanmadan evin içerisini normal seviyelere getirebiliyor. Başka bir faktör ise şiddetli soğuklar. Aniden bazen biliyorsunuz mevsim normallerinin çok daha altında bir sıcaklık meydana geldiğinde bu durumda da sıcaklığı hafiften bir yükseltmek mantıklı olabilir arkadaşlar. Başka bir soru, oda termostatı kaç derecede durmalı? Gece ve gündüz ayarı nasıl olmalı? Şimdi arkadaşlar birincisi oda termostatınızda eğer benimki gibi programlama özelliği yoksa sabah ve akşam olarak iki tane ayar yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi akşam ayarı. Akşam eve geldiğinizde sıcaklığı 23 dereceye ayarlayabilirsiniz içeriden. 23 dereceye ayarladım. Bu kombiyle değil bu arada. İçeriden ayarlayabilirsiniz. Hatta içeri gidip oradan anlatayım. Evet, 23 dereceye ayarlayabilirsiniz. Akşam geldiğinizde yapmanız yeterli olur. Peki gündüz sabah evden çıktınız. Evde kimse yoksa eğer. Tabii bu durum evde durulmadığı zamanı kapsayacak. Bu durumda da sıcaklığı 22.6'ya ayarlamanız çok makul olur. İçerisi hem çok fazla soğumaz, ayrıca evin sıcaklığı da zaten eğer ara kattaysanız sıcaklık 22 derecenin altına zaten düşmüyor. Bu durumda kombi belki gün içerisinde 2 ya da 3 defa çalışmış olacak. Çünkü 2-2.5 saat sonra ancak sıcaklık o seviyelere düşüyor. Burada biliyorsunuz bunun bir çalışma komut noktası var. 22.6'yı ayarlarsanız 22.4'e geldiğinde aktif hale gelir. Kombiyi çalıştırır. O yüzden buradaki 0.5 derecelik bir sıcaklık değişimi izolasyonu olan, ara katta olan bir evde gerçekten kolay kolay düşmüyor. Eğer ekstra bir açık bir yer yoksa. Bir de mesela 2 gün hafta sonu evde olmayacaksınız. Ama içerisinde çok fazla soğumasını istemiyorsunuz. Kombiyi açık bırakıp buradaki dereceyi de 22
sıfıra 22.2'ye getirdiğinizde ideal sıcaklığı gene korur. Eve geldiğinizde gene 23 derece ayarladığınızda çok şiddetli bir doğal gaz sarfiyatı yapmadan evinizin sıcaklığını 1 derece artırarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi izolasyonlu evlerde bu şekilde kullanılabilir. Başka bir önemli sorulardan bir tanesi de şuydu. Termostat açılmasına rağmen kombi kendisini açıp kapatıyor. Bir problem var mı? Kombiye takılan termostatın özelliği açma kapama komutudur. Başka bir özelliği yoktur aslında. İçerideki sıcaklığa göre kombiyi kapatır ya da açar. İşlem budur. Bu mantık üzerine düşünelim. Devamında bazı kombilerin, benim kombide de var arkadaşlar, Bosch marka bir kombimiz var. Bu kombide de arkadaşlar bir modülasyon var. Kendi içerisinde bir termostatı var. Bir sıcaklığa geldiğinde, atıyorum ben bunu işte 47 dereceye ayarladım söylemiştim az önce. 47 dereceye geldiğinde suyun hızlı bir şekilde soğumadığını fark ettiğinde kombi kendini aynı kuşların süzülüşü gibi kendini bırakıyor. Yani doğalgazı kesiyor ve kendisi devir daim yapmaya devam ediyor. Ta ki sıcaklık 41 derece, yani 2-3 derece, 3-4 derece civarında düştüğünde, işte 42, 43, 44 derece geldiğinde tekrar doğalgazı açarak suyu ısıtmaya çalışıyor. Bu da kombinin kendi özelliği. Böyle bir durum bazı kombilerde var, bazılarında yok. O yüzden ona göre eğer kullanma kılavuzunu okursanız zaten böyle bir özelliğin olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Yani sonuç itibariyle bu şekilde çalışmada da problem yok. Kombi kendi kafasındaki programı uygulamaya devam eder. Siz de termostatla içerinin sıcaklığına göre kombiyi kapatıp açma işlemini devam edebilirsiniz. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyeyim. En çok sorulan sorular arasında oda termostatı gerçekten tasarruf sağlıyor mu? Termostatı olan bir kombi ile olmayan kombi arasında fark var mı diye sorular vardı. Bu soruyu arkadaşlar şu şekilde çözeceğim. Aynı katımda, benim katımda 3 tane daire var. 2 tanesinde ben ve yan komşumda termostat var. Kablosuz oda termostatı var. Olmayan diğer taraftakinde de yanılmıyorsam yok. Onu teyit edeceğim ve oradaki yakıt sarfiyatını bir aylık kontrol edeceğim. Aynı şekilde bir de benimkini kontrol edeceğim. Aynı kattayız. Aynı cephede sayılırız. O yüzden buradaki tasarruf yapıp yapmadığını buradan test edip göreceğiz. Ve onun görsellerini de sizinle daha sonra paylaşacağım. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Bu demek olmuyor ki bu işin tasarrufu var mı yok mu hala bilmiyoruz. Kesinlikle var. Ben %30, %40 civarında termostatla kar yaptım arkadaşlar. Çünkü ben daha öncesinde yan komşumdakinde termostat vardı. Benimkinde yoktu. Aynı cephedeyiz. Aynı kattayız. Aynı durumda kullanımımız var. Ve ona rağmen termostat olan daire daha az yakıt yakıyordu. Ama ben sizin için de bunun görselini sizinle tekrar paylaşabilmek için böyle bir araştırma yapacağım. Başka bir soru ise her odanın sıcaklığını kontrol edebiliyor mu? Ya da evin hangi odasına koymalıyız? Arkadaşlar en çok kullandığınız odaya koyacaksınız. Yani en kolay soğuyan yer neresiyse oraya koyarsanız diğer odalar zaten çok daha fazla soğumayacağı için ona göre ayarlayabilir. Baz alacağınız konu en çok kullandığınız oda ya da en kolay soğuyan odanızı, yani ısıtmak istediğiniz ve en kolay soğuyan odanıza termostatı koyabilirsiniz. Bu şekilde de kullanmak mümkün ama ben dediğim gibi daha önceki videolarımı da seyrederseniz orada da salonu kullandım. Dediğim gibi her odanın sıcaklığını kontrol etme söz konusu değil. Evin eğer izolasyonu zaten sağlamsa diğer odalara da giden sıcaklık, zaten kaloriferdeki sıcaklık da zaten sabittir. Evin sıcaklığını en az olan yer neresiyse ya oraya koyacaksınız evin sıcaklığını kontrol edebilmek için ya da en çok kullandığınız odaya koyacaksınız. Bazı yorumlarda görmüştüm, işte çocukların odasına koyduğunu söyleyen var. İşte bazı yorumlarda aynı şekilde işte yatak odasına koyduğunu söyleyen var. İşte salonda kullandığını söyleyen var. Bunların hepsi olabilir. Sizin burada kendi yapacağınız araştırma sonucunda belirlenecek. Çünkü siz evi kullanan sizsiniz. Nereden nasıl kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Mesela mutfak olmaz. Çünkü mutfakta devamlı ay gazda işte hani sıcaklık olduğu için oradaki sıcaklık evin gerçek sıcaklığını vermez. Bunu da söylemek gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yine yorumlardan sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben de bu konuyla alakalı herhangi bir şekilde teknik bir yerde çalışmadım. Bu konuyla alakalı bir geçmişim yok. Ben kendi araştırmalarımı, kendi deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Umarım faydalı da oluyordur. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Son olarak oda termostatının bağlanması, nasıl kullanılması gerektiği gibi konuları ele aldığım kanalımdaki oynatma listesine mutlaka göz atmalısınız. Amacım benim gibi konu hakkında bilgisi olmayan tekil kullanıcılara yol gösterebilmek ve benim gibi aynı sıkıntılara düşmelerini engellemek. Gördüğünüz gibi kablosuz oda termostatı hakkında her şey isimli oynatma listemde tüm konuları
ele almaya çalıştım. Ve başınıza gelebilecek birçok problemi, sorunu bu videolar aracılığıyla çözebilirsiniz.